Yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Bugün inanılmaz faydalı bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda göstereceğim maskeye gerçekten bayılacaksınız. Günlük rutinleriniz arasında yerini alacağına eminim. Hem kıvam olarak, yani yapılış anlamında çok kolay, hem de etkileri gözle görülür bir şekilde hemen etki ettiği için bayılacaksınız. Videoya geçmeden önce benden çok fazla istediğiniz bir şeyi de videolarımın başında gerçekleştirmeye karar verdim. Mesela videonun içerisindeki ürünlerle ilgili bir indirim kuponum varsa ya da herhangi bir duyurum varsa videonun en başında bunu belirtmek istiyorum. Üzerimde görmüş olduğunuz kıyafetleri ya da kullandığım makyaj malzemeleri hakkında da böyle kısa kısa bilgiler vereceğim. Mesela direkt üzerimdekinden başlamak istiyorum. Bu aslında bir pijama. Şöyle kalkıp göstereyim, daha detaylı görün. Bir pijama, altlı üstlü. Çok sevdiğim için iki tane aldım bundan. Bir tanesini dışarıda, bir tanesini evde giyiyorum. Gerçekten mükemmel. Zaten ilk paylaştığım zaman Instagram'dan sizlerden de alanlar oldu. Çok memnun kalanlar da olmuş. İki kere falan yıkadım totalde. Hiçbir renginde atma falan olmadı ki bu tarz videolarda özellikle ben açık renk şeyleri giymeyi de tercih ediyorum ki çok böyle gözlerinizi yormasın. Bu da onlardan bir tanesi, çok sevdim. Hemen üzerimdeki bluzla ilgili indirimle başlayayım da böyle videoya keyifli bir şekilde girelim istiyorum. Bu ay boyunca, yani Temmuz ayı boyunca Trendyol Mile butiklerinden eğer alışveriş yaparsanız ve 100 TL'yi geçerse Tugce 20 kodunu kullanarak indiriminizi alabilirsiniz. Unutmayın, kodu mutlaka yazın. Hem aslında indirimde oluyorlar. Benim paylaştığım linktekiler genelde indirime girmiş ürünler oluyor. Hem de üzerinden siz benim kodumu kullanarak ekstra bir indirim kapmış oluyorsunuz. Eğer bu tarz pijama takımlarını ya da bluzları, basic tişörtleri, videolarımda kullandığım o beyaz tişörtleri, baskılı tişörtleri eğer merak ediyorsanız aşağıya bıraktığım linklerden kontrol edip mutlaka almanızı öneriyorum. İlk indirim kodumuz hayırlı olsun. Birkaç video sonra başka indirim kodları da paylaşacağım. Yurtdışı siteleriyle ilgili, bununla ilgili olabilir. Birçok indirim kodu bu ay sizi bekliyor olacak. Eğer böyle hazırsanız bence artık videoya geçelim istiyorum. İnanılmaz keyifli başladım bu videoya. Hepinizi kocaman öpüyorum ve sizi videoya başlatıyorum. Ondan önce kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen şuradan abone ol butonuna basıp yan taraftaki zil simgesine basarsanız da misler gibi olur. Şimdi bizim asıl problemimiz beyazlamak ya da böyle bir anda kireç dökmüşe dönmek değil. Bu konu çok fazla yanlış anlaşılıyor. İşte ben mesela cilt beyazlatmayla ilgili videolar çektiğim zaman bana şöyle tepkiler geliyordu. Tuğçe, neden cildini beyazlatmaya çalışıyorsun ya da insanları neden buna özendiriyorsun? İşte esmerlik kötü bir şey mi? Esmer olmak çok mu kötü bir şey? İşte biz esmer olduğumuz için gurur duyuyoruz gibi bir sürü yorumla karşılaştım. Asıl amacımız aslında bembeyaz olmak değil ya da benim size gösterme amacım bembeyaz olmanız değil. Cildinizde oluşan kararmaları engellemeniz. İşte ne bileyim, dirseklerinizde kararmalar mevcuttur. El üstlerinizde şu kısımlarda kararmalar mevcuttur. Ayak bileklerinizde kararmalar vardır. Diz kapaklarınızda, genital bölgenizde özellikle ve koltuk altlarınızda. Ve siz bundan rahatsız oluyorsunuzdur. Bu tarz maskeleri yaparak onları dengeliyorsunuz. Yani kendi ten renginiz neyse bütün her yerinizde aynı renk olmuş oluyor ve bence bu muhteşem bir şey. Yani buğday tenliyseniz de, beyaz tenliyseniz de, esmerseniz de, esmerlerde gerçi çok fazla o ton farkı belli olmuyor ve bu güzel bir şey bence. Ama yine de belli oluyorsa bu tarz maskelerle çok hafif ten renginizi açarak eşitlemiş olacaksınız. Burada asıl amaç bu. Mesela böyle yaz aylarından çıktığımız zaman, kış aylarında özellikle kullandığınız fondötenlerin rengini biraz daha açmak durumunda kalıyorsunuz değil mi? Bunun sebebi aslında rengimizin bir tık daha yavaş yavaş açılıyor olması. Bu açılması esnasında oluşabilecek kararmalar da çok fazla oluyor. Mesela boyun bölgenizde ya da yüzünüzde, alın bölgenizde özellikle böyle yer yer haritalı görünümler oluyor. Bu tarz maskeleri düzenli uygulayarak aslında bunun önüne geçmiş oluyoruz. Yaz aylarında da kullanılabiliyor, kış aylarında da kullanılabiliyor. Bu özelliği çok güzel. Özellikle de kuru ciltliyseniz mutlaka bol bol bu tarz maskeleri yaparak da hem cildinizi nemlendirip hem de renk eşitliğini sağlamış oluyorsunuz. Yağlı ciltler de aynı şekilde kullanıyor ama videonun içerisinde yağlı ciltlerin dikkat etmesi gereken çok çok hafif bir yer var. O kısmı da mutlaka ekliyor olacağım. Tarifi güzelce vereceğim. Aynı zamanda uygulama biçimini de göstereceğim. Sonra tekrar yine buluşacağız. Maskenin içerisinde kullandığım ürünler eğer elinizde yoksa, en azından bir kısmı yoksa, aşağıda açıklamalar kısmını mutlaka okuyun çünkü oraya linklemiş olacağım. Belki sizde olmayabilir ama ben mutlaka onların linkini eklemiş olacağım. İndirimli bir şekilde alabilirsiniz. Ve bu maskeyi yapmadan önce de cildinizi güzel bir şekilde temizlemiş olmanız gerekiyor. Bütün vücudunuzu güzel bir şekilde temizlemiş olmanız gerekiyor.
Aynı zamanda da güneşe çok fazla maruz kalmamanız gerekiyor. Çünkü içerisindeki bazı malzemeler güneşle etkileşime geçip lekelenmeye yol açabilir. Bizim amacımız zaten cildimizin rengini açmak. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. İlk malzememiz limon. Limon biliyorsunuz güçlü bir renk açıcı özelliği var. Her şeyde kullanılabiliyor sık sık. O yüzden biz de bu maskemizde bir çay kaşığından birazcık daha az miktarda kullanıyoruz. Eğer cildiniz kuruysa birazcık daha az kullanabilirsiniz. Çok fazla da kurutmaya gerek yok. Ardından gliserin uyguluyorum. Bu inanılmaz güzel nemlendiriyor ve aynı zamanda bir bariyer oluşturuyor. Makyajdan önce de kullanabilirsiniz. Bu tarz maskelerin içerisine karıştırarak da birkaç damla kullanabilirsiniz. Sarı kantaron yağının da ciddi bir şekilde renk açma özelliği ve yaraları iyileştirme özelliği olduğu için ben bundan da kullanıyorum. Güneşle etkileşime girmemesi gerekiyor. Lekelenmeye yol açabilir. O yüzden 1-2 damla yeterli olacaktır ve dikkatle uygulanması gerekiyor. Ama gerçekten çok memnun kalırsınız eğer kullanırsanız. Geliyoruz yine cildimizin rengini, tonunu açarken aynı zamanda bolca nemlendirmemize yarayan bala. Organik kullandım ben. Siz evinizde sevdiğiniz, güvendiğiniz bir markaya ait bal varsa onu da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı dolusu kadar bal döküyorum gördüğünüz gibi içerisine. En çok bundan kullanıyoruz zaten. Bu bayağı bir nemlendiriyor. Aynı zamanda içerisindekiler de peeling yapmanıza yarıyor. Zaten birazdan nohut unu ekleyince de tam peelinglik bir maske olmuş oluyor. Şimdi bir tatlı kaşığı dolusu nohut unu ekliyorum. Bunu Hindistan'da kadınlar düğünlerinden önce mutlaka ciltlerindeki ölü deriyi temizlemek ve daha güzel gözükmek için, daha parlak gözükmek için kullanırlarmış. O yüzden bunun da linkini ekleyeceğim. Aşağıdan mutlaka alın. Daha sonrasında da yoğurdumuzdan koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı dolusu da yoğurt olacak. Yine aynı şekilde yoğurdun da ciddi oranda bir ton açma özelliği var. Aynı zamanda da böyle kırışıklıklarınızı zaman içerisinde iyileştirme ve geciktirme özelliği var. O yüzden mutlaka yoğurdumuzu da bu karışıma ekliyoruz ve maskemizi güzelce karıştırıyoruz. İçerisinde undan dolayı birazcık böyle pütür pütür olabilir. Onları kaşığın tersiyle ezerek geçirebilirsiniz. Bu arada nohut ununu mutlaka bu maskede kullanıyorsunuz. Yani hani nohut unum eksik ya da sarı kantaronum eksik olur mu değil. Ben tam tarifi aldığım için size de tam tarif söylüyorum. Bir tanesi bile eksik olursa maskeniz belki işe yaramayabilir sizin teninizde. O yüzden lütfen hepsini tamamladıktan sonra bu maskeyi yapmaya gayret gösterin. Şimdi ben kolumda gösteriyorum ama bunu vücudunuzun her yerinde kullanabilirsiniz. Mesela bikini bölgenizde, yan taraflarınızda kararmalar olmuştur. Dirseklerinize uygulayabilirsiniz. Ki dirseklerinize mutlaka uygulayın. Koltuk altlarınıza bolca uygulayın. Hem böyle peeling yapıyorsunuz içerisinde nohut unundan dolayı. Böyle hafif hafif kumsu bir yapısı var. Hem peeling yapıyorsunuz hem de cildinizi hem nemlendirip hem açmış oluyorsunuz renginizi. Benim gösterdiğim ellerinizdeki o kıvrımların olduğu yerler genellikle bazı insanlarda böyle renk değişimine uğramıştır. Kesinlikle oraları atlamadan güzelce peelinginizi yapın ya da ellerinizin çok kuru olduğunu düşünüyorsanız bunu mutlaka yapın. Çok memnun kalacaksınız, çok beğeneceksiniz. Hatta bana gelip teşekkür edeceksiniz. Böyle elinizin üzerine akşamları haftada 2 defa ya da 3 defa güzelce böyle masaj yaparak, peeling yaparak uygulayın. 5-10 dakika bekletin, yıkayın. Anında renk açılımını göreceksiniz. Bayılacaksınız. Daha sonrasında da bu dirseklere geçiyorum. Dirsekler zaten birçok insanda kapkara oluyor. Yani gerçekten değişik bir görüntü oluyor. Özellikle erkeklerde bunu fark ediyorum. Mutlaka bu maskeyi yaparak onları da azaltmış olursunuz. Güzelce masaj yapıyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bildiğiniz böyle rahat rahat masajınızı yapıyorsunuz. Artık işlemlerimiz bittikten sonra dünyanın en mükemmel shea yağını size göstermek istiyorum. Buna bayılacaksınız. Eğer evinizde yoksa aşağıya linkini ekliyorum. Direkt sepetinize atın, alın ve geldiği gün bana teşekkür edeceksiniz. Gerçekten bir mucize. Zaten Afrika'da ilk olarak tedavi amacıyla kullanılan, daha sonra kozmetik sektörüne düşmüş bir ürün. Rujlarda, şampuanlarda, kullandığınız sabunlarda, ürünlerde, her şeyde shea yağını bulabilirsiniz. O yüzden mutlaka buna bakın. Hem dudaklarınızı sürmek için hem bütün vücudunuzu sürmek için harika bir ürün. İşlemimiz bittikten sonra tüm vücudumuza sürüyoruz ve mis gibi uyanıyoruz. Bu kadar.
Evet, bir videonun daha sonuna geldim. Benim için inanılmaz keyifliydi. Bu tarz videoları çok fazla seviyorum. Sizin de sevdiğinizi biliyorum. O yüzden umarım keyif almışsınızdır. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen şuradan abone ol butonuna basıp yan taraftaki zil simgesine basarsanız da ben her yeni video attığımda YouTube size bildirim gönderecektir. Böylelikle hiçbir videomu kaçırmamış olursunuz. Bu videoyu da beğendiyseniz lütfen like butonuna basıp aşağıdaki yorumlar kısmında da bir sürü yorum yapmayı ihmal etmeyin. Hepinize kocaman öpüyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.